Değerli izleyenler, Önce Sağlığa hoş geldiniz. Önce Sağlık'ta bu hafta yine sağlık konularını konuşmaya devam ediyoruz. Hemen sizlere stüdyo konuğumu takdim etmek istiyorum. Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ali Çevik bugün bizlerle birlikte. Doktor Ali Bey ile birlikte bugün sizlere şeker hastalığı ve göz konusunu anlatmaya çalışacağız. Yayın süren boyunca bu konuyla ilgili merak edilenleri sizlere aktaracağız. Programımıza hoş geldiniz efendim. Ali Bey, siz de stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, malumunuz üzere göz hastalıklarını sürekli işliyoruz. Bununla alakalı da özellikle bölgemizde ve dünyada da ve Türkiye'de sıklıkla görülen şeker hastalığı konusunda gözle ciddi bir ilişkisi var. Bugün bunlara değineceğiz. Öncelikle diyabetle başlayalım isterseniz. Diyabeti nasıl tarif edersiniz hocam kısaca? Diyabet halk diliyle şeker hastalığı. Evet. İşte kandaki şeker oranının yükselmesiyle giden kronik bir hastalık. Normalde gıdalarla biz vücudumuza şeker alıyoruz. Ama bu şekeri de vücuttaki hücrelerin kullanması gerekiyor. Vücutta insülin hormonu dediğimiz bir hormon var. Bu hormonun eksikliğinde ya da bu hormona karşı bir direnç geliştiğinde şeker hastalığı ortaya çıkmış oluyor. Kandaki şeker miktarı yükseliyor. Ve bu çeşitli dokularda çeşitli maddelere dönüşerek, birikerek çeşitli hastalıklara neden oluyor. Tabii kronik bir hastalık, ilerleyici, işte tedavisi var ama tabii düzenli takip gerektiren bir hastalık. İşte tabii biz şeker hastalığının göz hastalıkları olarak gözü tutan kısımlarıyla ilgileniyoruz. Gözde çeşitli hastalıklar yapıyor. Bunları zaten konuşacağız şimdi. Evet. Yani evet. Kronik bir, biz hiperglisemi diyoruz, kandaki şeker oranının artışıyla giden bir hastalık şeker evet. Hastalığı. Tabii sadece göze değil hocam, birçok organı da esasında ciddi anlamda etkiliyor. Önemli bir rahatsızlık. Bununla ilgili hocam, peki toplumda görülme sıklığı nasıl? Yani şimdi, genel olarak tabii, var mı elinizde bilmiyorum analizler. Sık bir hastalık, %8-10 oranında bir görülme sıklığı var. İşte son verilerde 415 milyon şeker hastası var dünya çapında. Tabii sık görülen bir hastalık. Tabii gitgide de bu hastalık artıyor. Beslenme şeklinden dolayı, beslenme alışkanlıkları vesaire ve genetik altyapıya da sahip. Bu şekilde hızla ilerleyen bir hastalık. Evet. Gerçekten çok önemli detaylara inecek de ciddi anlamda konuları var. Bu konuları da bugün masaya yatıracağız. Değerli izleyenler, sorularınız varsa eğer, artık telefon bağlantısı almayacağım fakat bana programımıza WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da Ali Bey'e birebir aktaracağım efendim. Bunu da sizlere duyurmuş olalım. WhatsApp hattımızı arkadaşlarım sık sık ekrana getiriyorlar. Ben de buradan tekrar edeyim. 0533 121 20 02 numaralı hattan sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü en güzeli bu olacak. Telefonda da ciddi anlamda konu da bölünüyor ve dağılıyor. O da pek açıkçası içimize sinmiyor. Peki hocam, diyabette genelde hangi organları tutuyor bu rahatsızlık? Diyabet genellikle damar içeren bütün organları etkileyebilir. Evet. Bu başta beyin, göz, kalp, böbrekler ve sinir dokularını etkileyip nöropati de yapabilir. Bütün organları etkileyebilir. İşte geç iyileşen yaralar, işte diyabetik ayaklar, ayaklardaki yaraların geç iyileşmesi. Diyabetin bütün organları, yani damarın gittiği bütün organları etkileyebiliyor diyabet. Tabii tipleri var, işte tip 1 ve tip 2 diye ayırıyoruz genellikle. İşte tip 1'de hiçbir şekilde insülin hormonu olmuyor. Genellikle çocukluk döneminde hemen fark edilebiliyor, 6-7 yaşında. Genellikle komayla fark ediliyor zaten bu yüksek şekerle gittiği için. Evet. Tip 2'de ise yetişkinlerde görülen tipi. İşte insülin hormonuna karşı direnç gelişiyor. İşte kilolu, yüksek tansiyonlu, 40 yaşına geçmiş bireylerde görünme sıklığı daha fazla tip 2 işte diyabetin, tip 2 tipinin. Evet. Yani nasıl ortaya çıkıyor? Tabii belirtileri neler? Çok su içme, çok yemek yeme, işte çok idrara çıkma gibi belirtileri var. Yani hastalar sık yemek yemelerine rağmen kilo alamıyorlar. Aşırı zayıflama, terleme, kilo kayıpları olabiliyor. İşte dediğimiz gibi kanda şekerin yüksek gitmesiyle görülen bir hastalık. Nasıl tespit ediliyor? Tabii açlık kan şekerine bakılıyor. Açlık kan şekeri 126'nın, yani 120'nin 126, tabii laboratuvara göre değişiyor ama açlık kan şekeri 120'nin üzerindeyse
bir şüphe uyandırıyor bizde. Çünkü açlık şekerinin normalde 70 ile 100-510 arasında olması gerekiyor. Tabii bir belirteç var, hemoglobin A1C diye, ona bakılıyor. Eğer o da yüksekse eğer diyabet tanısı konuluyor. Bu şekilde tedavi başlanıyor artık. Böyle bir hastalık diyabet, evet. Yani. O süreç nasıl acaba hocam? Hani burada tabii öncelikle bir risk faktörlerinden de bahsetmek lazım. Süreç tabii şeker hastalığının hocam sadece tedavi ediyorsunuz ve ilerlemesini kronik engelliyorsunuz. Bir hastalık. Yani tamamen bir tedavisi yok. Tabii. Risk faktörlerini ilaç kullanmak gerekiyor mu isterseniz hocam? O konuda neler söylemek risk istersiniz? Risk faktörler işte genetik bir altyapısı var. Risk faktörler işte diyabet ortaya çıktığında, yani diyabetin süresiyle çok alakalı. Yani süre arttıkça diyabetin işte gözü etkileme riski artıyor. İşte hipertansiyon bir risk mesela, vücuttaki damar yapısının. Hipertansiyon görülen hastalarda diyabet daha sık görülüyor. Obezite bir risk. Fazla kilo, hiperlipidemi dediğimiz kolesterolün yüksek olması, işte bunlar riski arttıran faktörler. Evet. Peki göz ilişkisine geldiğimizde hocam, gözü nasıl etkiliyor hocam? İşte diyabet, işte gözün önden arkaya kadar bütün segmentlerini diyabet etkileyebilir. Diyabette şeker yüksek olduğu için bu bazı maddelere dönüşüyor vücutta. İşte evet. Oksidatif stres dediğimiz bir durum yaratıyor. Yani diyabette şeker yükseldiği için, yani hücreler bu şekeri vücudu alamıyor. Hücreler kendi içine şekeri çekemiyor. Çekemediği için şeker kanda yükseliyor ve bu kronik bir hipoksiye neden oluyor, oksidatif stresi arttırarak. Yani vücut oksijensiz kalıyor bir nebze bu ölçüde. Damarsal dokular da oksijenin tabii ihtiyacı olan dokular. Oksijen olmayınca yeniden damarlanma oluşuyor. Bunu göz için söylüyorum. Gözdeki damarlar artık oksijen taşıyamadığı için, evet, yeni damar oluşumuyla bunu adapte etmeye çalışıyor göz. Yeni damarlarda kanamaya meyilli oluyor. İşte kıvrımlanma artışı oluyor damarlarda. Kanamaya eğilimli damarlarda da kanamalar yapmış oluyor gözün içinde. Yani evet, önden arkaya kadar bütün segmentleri şeker hastalığı etkileyebiliyor. Önde mesela kuruluk yapabilir. Kuru gözü daha sık görüyoruz şeker hastalarında. Onun haricinde katarak yapabilir. Katarakta daha sık görüyoruz. Evet. Göz tansiyonunu yükseltebiliyor şeker hastalığı. Neovasküler glokom dediğimiz, gene bu oksijensiz kalmayla alakalı, yeni damar oluşumuyla açı dediğimiz bölgeyi tıkıyor ve göz içindeki sıvıyı dışarıya atamıyor. Atamayınca da sistemik dolaşıma geçmiyor ve göz tansiyonu yükseliyor. Arka tarafta retina dediğimiz damarsı doku var. Damarsı dokuda işte çeşitli kanamalar, yeni oluşumlar yapabiliyor. Gözün sarı noktasını etkileyebiliyor. Yani gözdeki numarayı bile yüksek şeker etkileyebiliyor yani. Sürekli bütün her anlamda bölümünü zarar veriyor. Etkiliyor, evet. Evet hocam, gerçekten önemli. Tabi burada hocam anladığım kadarıyla o zaman erken müdahale her zaman her önemli zaman için bu önemli durumda. Çünkü bilmiyorum hiç karşılaştınız mı? Bazen şeker hastalığını bile belki bilmiyor. Siz tabii bile tespit ettiğiniz durumlar olabiliyor. Bize direkt belki öyle hastalar geliyor tabii. Çok direkt üzücü bir durum aslında. Gözlük almak için gelen hastaların, evet, bir biyomikroskopi ve arka fundus dediğimiz arkadaki damar ve sinirlere bakarak ne hastalığı olduğunu bilebiliyoruz. Hipertansiyon olsun, işte şekerde mesela yoğun kanamalar ve yağ birikimlerini görüyoruz. Direkt şeker teşhisini koyduğumuz hastalar oluyor. Böyle hastalık tabii dahiliye ya da endokrinoloji bölümüne gönderip açlık kan şekeri ve hemoglobin A1C'ye bakmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Öyle yakaladığımız hastalar da oluyor. Direkt şekerden hiç haberi olmadan gelen hastalarımız çok oluyor. Şimdi düzenli kontrolün önemi burada tabii, bir çok kez önemli daha öne çıkıyor hocam. Gerçekten, evet, önemli ki hangi branş olursa olsun 6'ya 1 mutlaka kontrole gitmeniz her zaman kendi lehinize sağlık sonuçlar doğuracaktır. Çünkü erken müdahale bu tarz işlerde oldukça önemli. Bunu da aktarmış olalım. Ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz varsa eğer, bugün önce sağlıkta diyabet ve göz konusunu konuşuyoruz değerli izleyenler. Stüdyo konuğumuz Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ali Çevik bizlerle birlikte. Ali Bey ile bugün diyabetle ilgili önemli konuları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hocam peki bu görme kaybında, diyabetin görme kaybında nedenleri nasıl oluyor? Yani görme kaybını ciddi anlamda etkiliyorsa eğer, bunun sebepleri nelerdir acaba?
Görme kaybının sebepleri daha çok retina tutulumunda ortaya çıkıyor. Yani arka evet. segmentin tutulumunda işte bu makülo ödemi çok sık görüyoruz. Sarı noktanın ödemi. Bu ödem olan hastalar tabii görmekte çok zorlanıyorlar yani. Görmesi bayağı bir azalıyor. Yoğun kanamalar, vitreos içi hemorajiler, işte traksiyonel retina dekolmanı dediğimiz arkada yeni oluşan damarların ya da oradaki zar yapılarının başka dokuları çekmesiyle oluşan gözün kaybıyla sonuçlanan durumlar. Retina dekolmanı yine ondan bahsettik. Yoğun göz içi kanamaları, makülo ödemi ve neovasküler glokom. Önceden de bahsettiğim gibi yüksek göz içi basıncıyla göz kaybına ya da körlüğe neden olabiliyor bu 3-4 sebepten dolayı. Evet, yani olay körlüğe kadar gidiyor. Gidebiliyor hocam. Tabii. Müdahale edilmezse. Kontrolsüz diyabet hastalığında. Tabii. Peki hocam o cerrahi süreçler nasıl acaba? Ne gibi tedaviler uygulanıyor bunlarla ilgili? Diyabeti ilk yakaladığımız zaman evresine bakıyoruz. Evresini tespit ediyoruz. Yani çeşitli sınıflamalar var. Onlardan tabii çok bahsedemiyoruz burada. Hani o sınıflamalarla, tıbbi sınıflamalarla o evreye göre tedavisini yapıyoruz. Eğer kanamalar yoğunsa, ciddi ilerlemiş diyabeti varsa lazer tedavisine başlıyoruz. Yani o anormal kan damarlarını, kanamaya meyilli kan damarlarını direkt fotokoagüle ediyoruz. Yani yakıyoruz daha doğrusu. Lazer yakmaya yarıyor o damarların kanamaması için. Makülo ödemi varsa bakıyoruz. Eğer görmesinde gerçekten bir azalma, ciddi bir makülo ödemi varsa tabii bunları çeşitli tetkiklerle tespit ediyoruz. Ona da intravitreal anti-VEGF dediğimiz enjeksiyon tedavisini öneriyoruz. Bu tedaviyle makülo ödemini uzun süreli bile olsa bir tedavi ediş şeklimiz var. Eğer ciddi kanamalar varsa, retina dekolmanı gibi, traksiyonel retina dekolmanı gibi ciddi görme azalması, kanamalar, yoğun hemoraji varsa eğer bu cerrahi tedaviye gidiyor hasta zaten. Çünkü zaten görmesi düşmüş, artık kaybedecek hiçbir şey yok. Bir umut bu açılabilir, işte kanamalar temizlenirse, makülo ödemi tedavi edilebilirse görebilir diye cerrahi tedaviye yönlendiriyoruz hastayı. Evet, gerçekten önemli bir konu. Peki hocam, yani burada sorulabilecek çok şeyler var ama bununla ilgili biraz da izleyicilerimizle alakalı onların da merak ettikleri durumlara da ben biraz girmek istiyorum. Takip olayı, işte hangi aralıklarla kontrol etmek gerekiyor, izleyicilerimiz hangi konularda dikkat etmeliler, bu konularda neler söylemek istersiniz? Diyabet tanısı almış hasta mutlaka yılda bir kez göz kontrolüne gelmek zorunda. Evet. Yani kendi sağlığını düşünüyorsa eğer. Eğer ufak tefek değişiklikler başlamışsa kanama gibi biz onu o çeşitli sınıflamalar dediğim işte sınıflamalara göre işte 6 ayda bir, 3 ayda bir kontrolleri çağırıyoruz. Ama en az yılda bir kez gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi çok ciddi kanamalar var, makülo ödemi varsa biz bu kontrol sürelerini 2 aya kadar çekebiliyoruz. Eğer orta düzeyde bir kanama ve mikrohemoraj dediğimiz kanamalar varsa, yani ufak bir belirti varsa retinopatinin, göz tutulumunun hafif belirtilerinde 6 ayda bir çağırıyoruz. Evet. Yani burada hocam kişi örnek veriyorum şeker hastası. Burada belirtiler ağırlıklı görme kaybıyla o zaman kişi bu konuda... Görme kaybı hiç olmayabilir. Eğer şeker varsa bir göz kontrolüne geliyor hasta. Biz muayenede diyabetik değişiklik yani şekerden etkilenme olup olmadığını zaten söylüyoruz. Etkilenme yoksa yılda bir. Varsa 6 ayda bir, çok ciddi etkilenme varsa zaten biz daha sık kontrolleri çağırıyoruz. Evet. Yani hastanın bir kere gelmesi, bilgi edinmesi bu konuda zaten yeterli oluyor. Evet, ki erken müdahale oldukça önemli dediniz. Peki hocam bu işte cerrahi tedavisi, cerrahi tedavi hangi durumlarda yapılıyor? Yani ilaç tedavisi biraz önce dediniz kanama çok yoğun olursa işte bu ilaç tedavisi bir ilelebet bir ömür boyu sürüyor. Tabii. Bir de bu konulara bir girsek yani zaten ilaç tedavisiyle diyabetin tedavisi ya oral antidiyabetikler dediğimiz işte haplar var. Endokrinologlar zaten bunu düzenliyor, dahiliyeciler. Ya da insülin tedavisi var. Eğer bu tedaviler zaten göz dışı ömür boyu kullanılacak bir tedavi. O hekimler tarafından takip ediyor. Göz açısından lazer yapıyoruz. Kanamalar eğer çok yoğunsa ve makülo ödemi varsa göz içi enjeksiyon dediğimiz iğne tedavisi yapıyoruz. Evet. Bunu şeker hastaları zaten biliyorlar, onları söylüyoruz. Eğer çok ciddi sıkıntılar devam ederse, işte bu kanamalar,
retina dekolmanı gibi durumlar artarsa o zaman zaten cerrahiye yönlendiriyoruz. Çünkü lazer artık göze bir fayda vermiyor. Yani ilerlemiş vakalarda kesinlikle cerrahi tedaviyle düzeliyor. Mesela diyabette gelişen katarak, zaten kataraktın tedavisi cerrahi. Herhangi bir ilaçla düzelmesi söz konusu değil. Bunları zaten direkt ameliyat öneriyoruz. Eğer ciddi katarak yoğunluğu ciddiyse, yani klinik anlamda arka tarafın tedavisini engelliyorsa katarak, önceden kataraktı da alıyoruz ve bunu hastaya söylüyoruz. Evet, bunu da böylelikle açıklamış olalım. Peki hocam, o cerrahi tedaviler tamamen artık ilimizde zaten bu tedaviler yapılıyor. Bu konuda ciddi anlamda da zaten birçok güzel ve değerli hastanelerimiz var. Cerrahi tedavi aşamalarını biraz anlatmamız gerekirse o süreç nasıldır acaba? İşte cerrahi tabii hastanın durumuna göre lokal ya da genel anesteziyle yapılabiliyor. Vitrektomi dediğimiz ameliyatlar. Yani gözün laparoskopik ameliyatı gibi diyelim. 3 tane giriş açıyoruz göze. Evet. Bir girişten sürekli sıvı veriliyor. Gözün basıncını korumak açısından bir girişten ışık ve bir girişten de mikro makas dediğimiz, katır dediğimiz makasla göz içindeki kanamaları temizliyoruz. Kanamaları temizledikten sonra tabii göz içine lazer yapabiliyoruz. Gerekli ilaçları verebiliyoruz. Ve dikişsiz bir şekilde gözü kapatabiliyoruz. Tabii ileri teknikler, giriş yerleri çok küçük. Sızdırmazlık çok az. Enfeksiyon riski çok az oluyor artık teknoloji geliştiği için. Artık kesi sayıları da çok fazla. Yani dakikada çok hızlı kesi yapabiliyor cihazlar. Evet. O şekilde vitrektomi ameliyatı dediğimiz yöntemle gözün arkasındaki bütün yapılara müdahale edip kanamaları temizleyip işte kalkan dokuları temizleyip normal anatomisine gözü kavuşturabiliyoruz. Evet. Kişi peki hocam yani günlük yaşamına bir gün sonra falan başlayabiliyor tabii, mu rahat? Bir yani gün sonra tabii biraz istirahat etmesi gerekiyor birkaç gün. Evet. Yani hastalar biraz da tabii kronik hastalar olduğu için bunlar yani ameliyat ettiğimiz hastalar genellikle aktif yaşamdan birazcık uzaklar. Çünkü bunların diğer problemleri de oluyor. Böbrek problemleri vesaire, kalp problemleri. Ama genel bir istirahatten sonra 2-3 günlük bir istirahatten sonra aktif yaşamlarına dönebiliyorlar. Hatta ertesi gün bile çalışanlar olabiliyor. Evet, bunu da açıklamış olduk. Değerli izleyenler, WhatsApp hattımıza mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Onu özellikle bir söylemek istiyorum. Çünkü sürekli WhatsApp hattımıza telefonlar geliyor. Mesajlarınızla bana ulaşabilirsiniz. Anlık sorularınızı da ileteceğim. Ama lütfen WhatsApp'tan mesaj yoluyla bize ulaşın. Sürekli aramalarınızı çünkü görüyorum. Mesaj yoluyla ulaşmanızı rica ediyorum. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız.